Merhaba arkadaşlar, Buket'le Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben bugün sizler için iki tane fincanımı kapattım. İzleyenlerimin adına niyetlenerek kapattım fincanlarımı. Bu birinci, şu ikinci şeklinde iki tane fincanımız var. Bundan bir tanesini kendi adınıza tercih ederek, yoğunlaşarak dileklerimizi dileyelim. Bakalım bugün bize fallarımız neler söyleyecek. Bu arada ilk fincanımızı kendimiz için, ikinci fincanımızı başka bir arkadaşımız, sevdiğimiz, sevgilimiz, eşimiz vesaire için de dileyebilirsiniz. İçinizden, gönlünüzden geçiriyorsanız eğer. İki falımıza bakacağım ben bugün. Birinci fincanımla başlamak istiyorum. Bana yakın olan fincanımı birinci olarak içimizden geçirebiliriz. Açıyorum fincanımızı. Bakalım bugün bize falımız neler vermiş. Şöyle yaklaştırmak istiyorum. Şöyle gösterelim sizlere de. Evet, yüreğimizde sıkıntı var ama çok güzel bir haber alıyoruz. Haberi bekleme aşamasını geçmişiz. Artık evimizin içine girdi, girecek. Güçlü bir erkeğin hane ile ilgili bir çabası var. Şurada bir yoldan birini bekliyorsunuz ya da bir yola iki kişi gidiliyor. Bir uzlaşmanızı net görüyorum. Bakın dışarıya taştı falınız. Bu ara kısmet kapılarımız açık diyebiliriz buna. Hemen nereden kaynaklanmış bakalım. Evet, tam da şuradan bakın. Karşılıklı bir konuşmanız var. En üst tarafı gösteriyorum şurada. Biriyle karşılıklı bir konuşmanız var. Güzel bir kuş gibi ağız ağıza verilmiş ve dışarıya doğru taşmış bir kısmet. Hemen başlıyorum yorumlamaya arkadaşlar falımızı. Şöyle, öncelikle şu dışarıya taşan kısmetinizle ilgili iki paketiniz, iki tane haberiniz var. İki tane haber geldikten sonra elinde bir buket çiçekle bekleyen bir kişi var adeta. Şöyle ağız ağıza vermiş bir kumru görüyorum. Bir kumrular gibi karşılıklı bir konuşma görüyorum. İlişkinizde bir toparlanma olabilir. Temiz bir haber alacaksınız dışarıdan. Sonrasında güzel bir sevinç belirtisi yaşadığınız için ağız ağıza vermiş olabilirsiniz. Biriyle karşılıklı konuştuktan sonra bakın şurada dışarıda bekleyen bir kişi var. Elinde bir buket çiçek de duruyor. Onu söyleyebilirim. Sizin adınıza sürpriz bir plan yapılıyor olabilir. Güzel bir kutlama yaşayacaksınız. Onu söyleyebilirim. Bir şişman bir erkek, arkasında hafif ondan kısa boylu kalmış bir kadın. Bu anne babamızı veriyor arkadaşlar. Evimizin, hanemizin ortasında anne babamızla alakalı bir gündem. Onun önünde siz. Şöyle, anne ve babamızdan ciddi anlamda destek alıyoruz. Tam önünde siz çıkmışsınız. Atıyorum 3 belki 5 işte hani birden fazla kardeşsiniz ama anne ve babanız en çok size güveniyor ya da size destek olmaya çalışıyor. Bu ara desteğe ihtiyacınız varsa anne babanızdan ciddi anlamda bir destek göreceksiniz. Bu çok güzel bir şey. Onların arkanızda olduğunu bilmek sizi çok iyi hissettiriyor. Mekik dokumak gibi çıkmışsınız. Yani bir işe başlamışsınız, çok bereketli olacak arkadaşlar. Başladığınız iş neyse sonunu getireceksiniz. Anne babanız da ciddi anlamda arkanızda duruyor. Elinizde bir üretici, bir mekik dokumak dediğim gibi o örnekten gideyim. Bir şey dokuyorsunuz. Yani elinizde bir şey ilmek ilmek siz bu yolu başaracaksınız. Bir karar vermişsiniz ve yolunuz, onun önünüz o kadar aydınlık ki. Bunun sonrasında şöyle, yani evliler ciddi anlamda problemi geride bırakıyorlar. Bekarlar ciddi anlamda tavır, yani bu kumru gibi ağız ağıza verdiğiniz bir konuşma yaşıyorsunuz. Çok temiz bir aydınlık içerisinde falınız. Yüreğinizdeki sıkıntı, bu anne babanızın size vereceği destek de ciddi anlamda hafifliyor. Öyle söyleyeyim size. Burada uzun boylu bir erkeğin sizin sırtınıza çıktığını görüyorum. Bir insanı, uzun boylu bir insanı siz oldukça sırtlanmışsınız. Yani üzerinizden bayağı çok ekmek yemiş, öyle söyleyeyim. Sizin sayenizde güçlü görülmüş ciddi anlamda. Onu belki bir eşiniz bir işe girecekse ya da bir şey alınacak, bilmiyorum, yolla alakalı bir durum çıkmış. Ama ciddi anlamda sizin ona full desteğiniz var. Şöyle göstermek istiyorum size de. Bakın şurada sizsiniz, sırtınızın üstüne çıkmış bir tane
uzun boylu bir erkek veriyor. Yani bu erkek kardeşinizdir, abinizdir, eşinizdir, babanızdır bilmiyorum ama ciddi anlamda siz bu insanı çok güzel bir şekilde destekliyorsunuz. Evet, üzerinize çıkmış, sırtınızı almışsınız, sizden ekmek yiyor dediğim, kesinlikle sizin onu güzel yönlendirmeleriniz, akıl vermeniz, her sıkıştığında, her başı dertte olduğunda sizin problemleri çözmeniz olarak vermiş. Yolla alakalı bir kafa karışıklığı yaşıyor ve siz yine o insana diyorsunuz ki bu yola gitsen ya da bu kararı aldıysan uygula. Hani çok net bir şekilde o insana verdiğiniz güzel bir destek var arkadaşlar. 3 tane haber bekliyorsunuz. 3 ayrı yerden. Bu bir para, bu bir aşk, bu bir iş bilmiyorum ama biri ciddi anlamda sizin canınızı yakmış. Biraz laflarla alakalı. Şöyle, bunun üzerine bir konuşmalar yapılmış. Bazıları canınızı sıkmış, bazıları hatta canınızı acıtmış. Duymak istemediğiniz sözler duymuş olabilirsiniz ama bununla ilgili ciddi anlamda bir aydınlık yaşıyorsunuz. Bir feraha ermek, bir temize çıkmak diyebiliriz buna. Güzel aydınlık da çıkmış. 3 tane gelecek olan haberiniz sizi oldukça mutlu edecek, onu söyleyebilirim. Genel anlamda falınız aydınlık, kısmet kapınız açık ve kötü günleri de geride bırakıyor olduğunuzu vermiş bana falınız. Dediğim gibi anne babanızın ciddi anlamda bir desteğini göreceksiniz. Ve buradaki bir karışıklık şöyle, bu bir dedim ya hani yeni bekarlar yeni biriyle karşılıklı konuşacak, evliler aşkını tazeleyecek, belki kumru gibi çıkmışsınız. Bunun arkasında bıraktığınız bir sıkıntılı süreciniz olmuş. Yani siz eşinizle ilgili ciddi bir boğuşmuşsunuz. Problemi aşmakla ilgili kendinizi yıpratmışsınız. Düzeltmek için kendinizden çok ödün vermişsiniz. Ama bu çabaya değmiş olacak. Yani bu yuva kurtuluyor, onu söyleyebilirim. Ya da güzel bir aşk yaşanıyor, bunu söyleyebilirim. Diyeceksiniz ki ben eşimden boşandım, ben bu karşındaki kim ola? Yani eşinizle ciddi anlamda bir boğuştuğunuz süreci geride bırakıp yeni bir kısmet olarak değerlendirebilirsiniz. Eşinden ayrılmış olan arkadaşlarımız için söylüyorum bunu. Çünkü geride bıraktığınız bir sıkıntılı süreç, önünüzde güzel bir kumru çift görüyorum. Bu da sizsiniz tam olarak. Bir ikilem yaşayacaksınız. Hatta şöyle, ikilem yaşayıp karar veremiyorsunuz. Bir süre geçiyor konuyla ilgili. Sonra aynı konu yine gündeme geliyor. Yine bir karara varamıyorsunuz. Bu üçüncü defa olacak bir tekrara düşmüş bir durumunuz var arkadaşlar. Dediğim gibi, bir, iki defa tekrarlayıp bir sonuca varamamışsınız. Ama bu üçüncü olacak kişi, üçüncü olacak durumda tekrar gündeme geldiğinde biriyle karşılıklı konuşup bu işin üstesinden gelmeniz var. Yani buraya da bakıldığı zaman çok hayırlı bir şekilde sonuçlanıyor. Bunu iş anlaşması olarak da değerlendirebiliriz bu arada. İki defa gidilmiş, üçüncüsünde biriyle karşılıklı bir konuşma var. Her şey güzel olur. Umarım herkes güzel şeyler yaşar. Bu ara herkesin sağlığı. Maalesef sağlıkla sınandığı süreçlerden geçiyoruz. Fallarımız bize güzel şeyler söylesin. Bu süreç bitsin ve bir an önce güzel şeyler yaşayalım. Tek temennimiz. Bu da falımızın ne kadar da doğru söylediğim anlamına gelen hanenizin içindeki yaşanacak olan aydınlığınız. Tabağınızda çok net bir şekilde güzel, aydınlık bir, ferah bir fal veriyor. Yorumlarım buna istinaden olduğu için çok güzel yorumlar yapabiliyorum. Çünkü çok aydınlık, dedikodulu süreci ve geçmişte yaşadığınız burhanlı süreci geride bırakıyoruz. Bunun için çok kısa bir süreç kalmış. Üstelik önümüzde 1, 2, 3 tane kısmet, 3 tane, biri ikisi para bunların. Biri küçük, biri büyük bir para. Bakın, bu geçmişten biri. Şurada alacağınız güzel 2 tane paranız var. Bu geçmişteki arkadaş, her kimse size ulaşmaya çalışıyor. Diyeceksiniz ki ben evliyim, kim ola bu? Sizi unutamamış bir insan size ulaşmaya çalışacak. Hanenin dışında kalmış, sizi takip eden bir erkek olduğunu, bir kısmet olduğunu net görüyorum. Erkek olarak yorumladım ama lütfen bunu kısmet olarak değerlendirin. Burada da sizin... Bu kendinizsiniz, kendiniz elinize almışsınız bir bu meşaleden de ötesinde çok güzel bir güç, çok güzel bir kısmetle
bir arada oluyorsunuz. Şöyle yorumlayacağım arkadaşlar. Çok güzel bir şey bu çünkü. Hanenizin içi çok aydınlık. Çünkü siz burada artık anne babanızdan ya da birilerinin aldığınız destekle doğru karar almış ve hayatınızı yeniliyor olacaksınız. Daha önce yorumlamıştım fincanınızda. Tabağınızda bana der ki bu bakacak, yani bu kişi siz, yani bu insan olarak vermiş, bu sizin hanenize bakan, güçlü, kendini toparlamış bir karakter görüyorum. Elinde de meşalenin de ötesinde, yani bir güç, bir mutluluk, bir kendisine güvenmesini sağlayacak maddi güç olur bu, manevi rahatlamak olur. Burada eşinizden, yani eşinden ayrılan kişiler için söylüyorum, sen neler kaybettin gör bak, güdüsüyle hani böyle bir karşı tarafa misilleme duygusu da yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü bu kişi sizin ayrıldığınız eşiniz de olabilir, sizin ayrıldığınız eski sevgiliniz de olabilir. Yani burada size geçmişinizden, evliliğiniz güzel gidiyorsa da bu arada, sizi geçmişinizden takip edecek biri olarak vermiş bana demiştim. Bu kişi tamamen geçmişinizden, onu söyleyebilirim. Ama siz burada dimdik ayakları üzerinde, kimseye eyvallahı olmayan güzel bir süreç yaşayacaksınız. Kesinlikle sıkıntılı süreci arkanızda bırakıyorsunuz arkadaşlar. Umarım güzel şeyler yaşanır. İki hane, yani iki parçada gelecek olan hanenize iki paranız var. Artı geçmişteki bir insanın sizinle ilgili yaşayacağı bir pişmanlık var. Ama siz oldukça kimseye ihtiyacınız kalmamış bir şekilde, güçlü bir şekilde ayakları üzerinde duruyorsunuz. Şimdi gelelim ikinci fincanımı seçen arkadaşlarım falını yorumlamaya. Açıyorum arkadaşlar. Güzel şeyler yaşayalım, tek temennim. Ve güzel bir fal daha yaşasın. Şimdi hanemizin ortasında çok güzel bir aydınlık doğuyor arkadaşlar. Siz tam da onsuzluğa bağladığınız zaman alacaksınız bu güzel gelişmeleri. Şurada yüreğimizin, bakın tam fincanın ortasına bakmanızı istiyorum. Evet, şurada tam olarak tırnağımın ucunda kalan bir meme uç baş vermiş yine. Bir hop etmiş bu yürek. El ele biriylesiniz. Aman Allah'ım, çok güzel. Şöyle devam etmek istiyorum. Yeteri kadar gösterdim değil mi? Falınız o kadar güzel ki ben hemen yorumlamaya geçmek istedim. Şöyle biriyle el elesiniz. Bildiğin şüp sevdi sakızındaki insan figürü gibi bir erkek, bir kadın, bir aşk yaşıyor. Yani iki insanın size müdahalesi var. Ama siz her türlü engeli aşmış bir kavuşma yaşıyorsunuz. Bu aşkı engelleyemez demişsiniz. Ciddi anlamda bu aşk dediğim sevgili ilişki olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü bir zorluklardan sonra yaşanılmış güzel bir an yaşanılıyor. O şekilde vermiş bana falınız. Karşıdan da sizi izleyen, çok mutlu olan, sizi mutluluğunuzla mutlu olacak bir insan karşıdan izliyor. Önünüz çok aydınlık. Geçmişte yaşadığımız sıkıntıları gerçekten geçmişte bırakıyoruz. Bir tane tavus kuşunuz var. Hem de nasıl bir kişinin engellemeye çalıştığı ama. Şöyle mesela bir torpil bırakıyoruz. Ben hani bir örneklendirme yapacağım ama herkes kendi hayatına göre yorumlasın. Ben bir işe girmek istiyorum. Örnek veriyorum, belediyeye gireceğim. Başkanı da komşum tanıyor. Komşuma diyorum ki ya başkanla konuşsan da beni belediyeye soksa. Bu komşum beni öneriyorken kendi akrabasını öneriyor. Başkan da hani beni değil de onu alıyormuş gibi. Doğru örneklendirebildiğimi bilemedim ama. Hani bir başka torpilli, daha farklı bir torpilli girecekken siz bu işi alıyorsunuz. Tam olarak böyle. Yani aracı olan kişiden ihanet değil de belki beklediğiniz bir torpil soktuğunuz ve de, yani torpil derken bir tanıdık vasıtasıyla bir işe girmek istiyorsunuzdur. Bu bir fabrikadır. Belediye olarak örnek verdiğime bakmayın. Torpilden kastım bir tanıdık vesileyle bir yere girmeye çalışıyorsunuz. Başvurmuşsunuz. Sanki biri onun önüne geçmeye çalışmış ve o yüzden haber gelememiş size. Ama sonrasında çok net güzel bir haber geliyor, o iş sizin. Yani bu tavus kuşu dediğim kesinlikle ya işle alakalı ya parayla alakalı. İşle alakalıysa dediğim gibi bir örnekten yola çıkabilirsiniz. Fakat bu parayla alakalıysa önünde biri durmuş bu paranın size gelmesi için. Bir engel koymaya çalışmış ama kısmet, ya sizin kısmetiniz olduğu için nerede olursa olsun kısmet bulur denir ya.
Bu insanın önüne geçen insanı bile engel olamamış bu kısmet, bu para sizin oluyor. Hanenize giriyor. Yani yeme de yanında yat. Hem aşkı buluyoruz hem parayı buluyoruz. Neden aşkı buluyoruz dedim. Belki problemleri aşıyoruzdur eşimizle. Belki yeni bir sevgilimiz oluyordur. Ya da sevgilimize güzel günler yaşanıyordur ama problemsiz bir süreçte olarak vermiş. Çünkü siz problemi aslında yaşayıp bitirmişsiniz. Artık yüzüm kuyruğuna geldim. Ne olur güzel şeyler yaşayın dediğiniz için dilediğiniz bir fal olmuş adeta. Etrafınız aydınlık. Hakkınızda söylenen sözler o kadar yersiz yurtsuz ki. Ara ara bir de şey yani hani bu bitmiyor maalesef. Komşunuz giyiminize takar, akrabanız yediğinize takar, işte iş yerindeki arkadaşlar aldığınıza takar. Bir şekilde böyle hani sanki sanat camiasında yaşıyoruz da böyle bir magazin malzemesi varmışçasına yoğun bir şekilde ailenizle ilgili konu komşu, eş dost, akraba konuşuyor. Böyle bir potansiyeliniz var, böyle bir auranız var. İnsanlar bir şekilde sizin hanenize gıpta da ediyor, gözü de kalıyor. O yüzden duyduğunuz laflar artık siz alışmışsınız bu duruma. Diyorsunuz ki ben zamanında çok üzüldüm ki bu karışıklığı atlatmışsınız dedim ya. Bu atlattığınız karışıklığın arasında bu lafları üzülüp ağladığınız zamanlar da olmuş. Ama artık kesinlikle umurumda bile değil deyip insanların söylemlerine kulaklarınızı kapattığınız bir evreye geçiyorsunuz ki inanın bana böyle daha huzurlu olacaksınız. Burada iki kişi bir tane masada oturup bir şey konuşacaksınız. Sonu aydınlıkla sonuçlanıyor. Sizin dediğiniz olacağı bir konuşma olacak bu. Şöyle mesela babanla beraber ben kendimden örnek vereyim ya da eşimdir bu. Oturuyoruz diyoruz ki eşim diyor ki bana ev alalım. Ben diyorum ki işte faizler çok yüksek ev almayalım saçmalama gel biz bunu altına yatıralım. Nitekim sonunda işte benim dediğim oluyor ve biz bu parayı altına yatırıyoruz gibi bir haneyi ilgilendiren maddiyatla alakalı bir plan içerisinde olacağınız iki kişi çıkmış. Eştir, babadır, annedir bilmiyorum, abla, abidir vesaire ama iki kişi siz bunun yönetim sürecini oturup masada konuşacaksınız. Onu söyleyebilirim. Peş peşe gelenler ve gidenler oluyor. Yani şöyle çok da aydınlık bir yerden gidenler oluyor. Hatta şöyle söyleyeceğim. Bu gelen giden dediğim yerin yolun sonu az önceki bahsettiğim işle alakalı ya da parayla alakalı tavus kuşuna çıkmış. Dolayısıyla bu iştir ya da paradır. Siz bu mevzuya sahip olduktan sonra ama paraya ama işe o mertebeye belki bir mertebe yani az önce iş diye yorumladığım konuyu belki de siz bir rütbe mertebe yükselecektir. Belki siz işinizde böyle bir kademe daha yükseleceğiniz bir pozisyona ereceksinizdir bilmiyorum. Ama bundan sonra böyle evinize, hanenize gelen giden bir yoğun. Ben bu örneği hep veriyorum ama şöyle yani. Piyangodan para çıkıyor, bir sürü akrabamız oluyor. Benim bu fix örneğimdir. Yine böyle bir durum. Yani siz böyle insanların atıyorum hastanede başhekim oluyorsunuz. Hop bütün sülale ya benim de şuyum vardı, benim de buyum vardı falan diye böyle sizin o mevkinizi belki kullanmak isteyen eş dost tanıdık çıkar. Belki bu gelen dediğim yol dediğim yol tam olarak yol değil çünkü bir gelen var, bir giden var. Böyle bir insan kalabalığı yaşayacaksınız yani çok net bir şekilde bunu söyleyeyim. Bu da dediğim gibi bu tavus kuşundan sonra, bu kısmetli olaydan sonra çevremiz çoğalacak. Bunu söyleyebilirim. Çok aydınlık bir faldı, bir problem olduğunu söyleyemiyorum. Çünkü problemi geçmişte bırakıp yüzüp kuyruğuna geldiğimiz bir evreye gelmişiz artık. Belki de tekrarlanır mı diye diledik falımızı. Tekrarlanmayacak der bize falımız bugün. Gösteriyorum. Dışarıda kalmış iki insan size zarar vermek istediğini siz bunu zaten anlamış ve kendinizden uzak tutuyorsunuz. Haneniz içi oldukça böyle bir aydınlık. Bakın bu laflar dedim ya. Şu hanenizdeki böyle hatta nazar gibi de görünen Kur'an yazısı gibi de çıkmış olan bunlar sizin dedikodularınız arkadaşlar. Buradan bakıldığı zaman daha net Kur'an yazısı gibi görünüyor. Bakın şöyle yaklaştıracağım siz de anlayacaksınız. Bunlar sizin dedikodularınız. Siz dediğim gibi yani böyle her türlü insanlar burada da bahsetmiştim ya şurada gördüğüm işte aldığınız, yediğiniz, içtiğiniz lafa geliyor.
Burada da lafa gelmeye devam edeceğiniz bir süreciniz olacak ama siz bundan etkilenmiyorsunuz. Çünkü özellikle bu lafları size getiren ya da sizden götürdüğünü bildiğiniz iki kişi hayatınızdan men etmişsiniz. Bu çok da güzel bir karar olmuş sizin için. Güzel bir araba görüyorum. Güzel bir arabayla bir yere gitmek olabilir. Bir araba almak olabilir. Kafanızda planlarınızın arasında araba almak yoksa bile hani dışarıdan yol dediğim bu belki de bir hani... Hani bir işe gidiyorsunuz, giderken işte bir yerde bir kampanya bildirim, hop ev arabayla dönüyorsunuz. Yol dediğim bir yere tatil olarak algılanmasın. Böyle kısa çaplı bir yol dönüşünde gelecek olan bir arabanız var. Arabanız varsa arabayla ilgili belki yol esnasında bir problem mi olacak diyebilirim. Çünkü maddiyata bağlı bir durum bu. Ama bu araba size geliyor. Ya da arabayı mı satmayı düşünüyorsunuz? Arabası olanlar satmakla alakalı bir sonuca kavuşabilir. Olmayanlar da yeni bir araba alabilir diye yorumlayabiliriz. Çünkü arabanın ucunda maddiyat var. Mevcut arabanızı ya değiştireceksiniz. Ya da bir hasarla alakalı olarak bir maddi çıkış olacak cepten. Ya da dediğim gibi cebinizdeki para arabayı almakla sonuçlanacak. Güzel bir arabanız olacak. Bunu söyleyebilirim. Bugünlük fallarım bu kadar arkadaşlar. Ben her gün yeni fal yüklemeye devam ediyorum kanalıma. Güzel yorumlar da alıyorum. Teşekkür ederim ilginiz için. Dediklerinizi ben mutlaka değerlendiriyorum. Değerlendirmeye de devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki falımda, yani yarınki falımda görüşmek üzere arkadaşlar.